Özellikle tecrübeli hukukçularımızın bu alanda görev almaları önemli. Şu anda halihazır mevzuatımızda 5 yıl kıdeme sahip hukukçularımız sınavı kazanıp eğitim aldıklarında arabulucu olabiliyorlar. Buna ilaveten şimdi 20 yıl tecrübeye sahip hukukçuların da eğitim alma şartıyla arabulucu olmalarına yönelik bir imkan sağlanmış oldu mecliste yasalaşan kanun teklifiyle. Bu da tabii arabuluculukta özellikle tecrübeye önem verilmesi, tecrübeli hukukçularımızın arabuluculuğu daha da geliştirmesi ve vatandaşlarımız arasındaki uyuşmazlıkları özellikle dostane bir şekilde çözmeleri noktasında toplumsal barışa da hizmet eden bu müesseseyi daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Arabuluculukta uygulamadan kaynaklanan bazı problemler vardı. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik kanun teklifinde, kabul edilen kanunda bazı düzenlemeler var. Özellikle taşınmaz devrine ilişkin, ortaklığın giderilmesine ilişkin anlaşma belgelerinin tapuya şerhiyle ilgili sorunlar vardı. Bu sorunları da gerçekleşen kanun düzenlemesiyle ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Ben buradan değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 9. yargı paketinde tabii sadece arabuluculukla ilgili düzenlemeler yok. Başka düzenlemeler de var. Özellikle uzlaştırma müessesesinin daha da geliştirilmesi ceza hukukunda. Bu konuda da düzenlemeler var. Arabuluculukta tarafları anlaşmaya teşvik etmeye yönelik de bazı düzenlemeler söz konusu oldu. Yine özellikle çocukların korunması ile ilgili olarak çocuk koruma kanununda gerçekleştirilen bazı yasal değişiklikler 9. yargı paketinde yer aldı. Hukuk mesleklerine giriş sınavını bu sene uygulamaya koymuştuk. Kanunda bu yönde bazı eksiklikler görmüştük. O eksiklikleri gideren düzenlemeler de söz konusu. Yine barolarımızın özellikle adli yardımla ilgili talepleri vardı. Adli yardımda biriken alacaklarla ilgili özellikle adli yardım çok önemli. Hem kadınların hem çocukların hem de durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için adli yardım müessesesi var. Bu müesseseden kaynaklanan özellikle barolarımızın talebini karşılayan bir düzenlemeyi de hayata geçirmiş olduk. O biriken alacakların barolara aktarılması ile ilgili olarak ben buradan hem milletvekillerimize hem de Maliye ve Hazine Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok sayıda düzenleme var. Tabii şimdi meclisin gündeminde bir de 10. yargı paketi diyebileceğimiz bir düzenleme daha var. Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili olarak da dün kabine toplantımızda, Çankaya'da düzenlenen kabine toplantımızda kabine üyelerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza yargı reformu strateji belgesinin öne çıkan hususlarını arz etmiştik. Çalışmalarımız son aşamada ve belge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra oradaki hedefleri tek tek hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Orada yeni düzenleme olarak tabii yargı reformu strateji belgemizin ilk 3 aylık, 1 yıllık, 6 aylık, 1 yıllık ve 4 yıllık hedefleri olacak. Bu hedeflerden ilki ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak. Özellikle ceza adaletinin hem soruşturma kısmının daha etkin hale getirilmesi, kovuşturma sürecinin etkinliği ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve infaz aşamasının da suçluyu ıslah edecek şekilde olması ve toplumun suçtan korunması. Aslında ceza adaletinin genel amacı toplumu suçtan korumaktır, suçu önlemektir, suçluyu ıslah etmektir. Dolayısıyla buna yönelik bir paketimiz olacak. Yargı reformu strateji belgemizin ilk hedefi ceza adalet sistemine yönelik düzenlemeler olacak. Burada özellikle hem denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek, hem tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanunumuzda yapılacak olan değişiklikleri ihtiva edecek, hem de bazı suçlar bakımından özellikle toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlar, trafik güvenliğini ihlale yönelik, ruhsatsız silahlara yönelik ve bunların özellikle silahların meskun mahallelerde kullanılması, düğünlerde, nişanlarda kullanılan bu silahlar nedeniyle
bir takım mağduriyetlere neden olunmasına yol açan hususları ortadan kaldıracak. Cezalarla ilgili olarak kuru sıkı da buna dahil. Tüm bunları içine alan kapsamlı bir çalışma. Tabii bu çalışma, biz taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Ve o çalışmaya bizim bakanlık yetkililerimiz teknik destekleri verecekler. Ve milletvekillerimizin takdirleriyle inşallah yargı reformu strateji belgemizin ilk paketi ceza adaleti sistemine yönelik olacak. Efendim, izninizle. Bu sabah bir atama kararı haberleri vardı. Belki bilginiz vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlüğün eşinin SPK üyeliğine atanması. Kendisi aynı zamanda Ağır Ceza Hakimi ve Adalet Bakanlığı'nda daire başkan yardımcısıymış. Bu evet. Atama neye ilişkin oldu? Hangi kriterler göz önüne alınmış? Şimdi değerli arkadaşlar, yani burada Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi, kanundan kaynaklanan bir yetki. Sermaye piyasası kurulu üyeliklerine nasıl atanılacağı belli. Mevzuatımıza uygun yapılmış olan bir atamayı farklı şekilde yorumlamak doğru olmaz. Burada tamamen kanuna uygun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinden kaynaklanan bir atama söz konusu. Efendim, Narin davasında da ilk duruşma yapıldı ve 26 Aralık'a ertelendi sonraki duruşma. Aile fertlerinden herhangi bir itiraf gelmedi. Duruşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Millet olarak çok üzüldük ve 21 Ağustos'tan bu yana da gerçekten hem cansız bedenine ulaşılıncaya kadar bir bekledik. Canlı ulaşılması için gayret gösterildi. Yüzlerce kişi, kamunun bütün kurumları seferber oldu. Ama maalesef canlı olarak bulunamadı ve hunharca bir cinayete kurban gittiği görüldü. Tabii bu süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de adli soruşturma başladı ve 19 gün süren bir arama çalışmasından sonra Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve ondan elde edilen bulgular ve yine etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen kimyasal bulgular, DNA, biyolojik bulgular, tüm bunlar hepsi soruşturma kapsamında değerlendirildi. Tespit edilen kamera görüntüleri incelendi. Bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelemeler yapıldı. Bilirkişiler tayin edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız ve koordinasyonu yürüten başsavcı vekillerimiz yoğun ve titiz bir çalışma gösterdiler. Jandarmamız, kolluk görevlilerimiz, adli kolluğumuz bu konuda yoğun bir çalışma gösterdi. Ve özellikle HTS kayıtları, yine HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti ve sonrasında daraltılmış baz kayıtları ile ilgili tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtları ile ilgili teknik çalışma belki ilk kez bu soruşturma vesilesiyle gündeme geldi. Bu daha önce de birkaç soruşturmada gündeme gelmişti. Daraltılmış baz çakışması gerçekten çok önemli bir delil. Bu konuda tabii değerlendirmeye yapacak olan mahkeme. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek. Daraltılmış baz çakışmasıyla bu usulün nasıl gerçekleştiği, bu teknik çalışmanın nasıl yapıldığı ile ilgili raporlar hem dosyada mevcut. Bundan sonra da yine son duruşmada da bir ek karar alınarak daraltılmış baz çakışmaları ile ilgili teknik raporla alakalı hakimin, mahkeme heyetinin tereddüt ettiği hususlarla alakalı da yine bilirkişiden ek raporlar istendi ve beyanlar doğrultusunda gerek tanık beyanları, gerek şüphelilerin, sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Biz burada devam eden bir yargılama süreci söz konusu. Adalet Bakanı olarak biz tabii ki suçluluk ispat edilinceye kadar, mahkeme karar verinceye kadar ve o karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Dolayısıyla şu suçludur, bu suçsuzdur dememiz söz konusu olamaz. Burada tutuklu devam eden bir dosya var, bir dava süreci var ve hunharca işlenen bir cinayet var. Ve bu cinayeti kimler işlemişse yargı bundan
hesap soracak dedik. Bu konuda adli soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor dedik. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler de yapıldı. Gösteriler yapılmaya başlandı. Bunun işi üstü kapatılıyor şeklinde bir takım manipülasyonlar da yapıldı. Yürüyüşler yapılmaya başlandı. Konuyu farklı boyutlara, konuyu farklı siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Ama biz burada narin kızımızın hakkını, hukukunu bu devlet korur ve onu katledenlerden hesap sorar dedik. Bundan hiç tereddüdünüz olmasın dedik. Ve bu kapsamda da titiz bir çalışma neticesinde dava açıldı. Dava sürecini hep beraber takip edeceğiz. Alınan ara kararlar var ve bu kararlar neticesinde 26 Aralık'ta duruşma gerçekleştirilecek ve 26 Aralık'ta da toplanan deliller, yine 26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği bir takım deliller de var. Hastane kayıtları var ve bu anlamda özellikle gelecek olan ek raporlarla beraber mahkeme heyeti bir değerlendirme yapacaktır. Tüm kamuoyu şunu gördü. Yani Türk yargı sisteminde nasıl hakim ve savcılarımızın titiz bir şekilde olayları aydınlatmaya yönelik, maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik, suçluları ortaya çıkarmaya yönelik nasıl bir çalışma içerisinde olduklarını hep beraber bu dava vesilesiyle de kamuoyu görmüş oldu. Mahkeme diğer 25 bin hakim savcımız var değerli arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde her gün duruşmalar gerçekleşiyor. 25 bin hakim ve savcımız yılda 12 milyon dosyada da karar veriyor. 12 milyondan fazla dosyada karar veriyor. Burada özellikle sizlerden, basınımızdan şunu istirham ediyoruz. 12 milyon kararın verildiği bir yargı sistemi içerisinde dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka hatalı kararlar elbette ki olabiliyor. Bunu biz Narin davası için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bu hatalı kararların itiraz, istinaf ve temyiz sürecinde düzeltilme imkanları var. Zaten yargı sistemi içerisinde bu hatalı kararların düzeltileceği yol belli. Maalesef bazı kararlardan, bazı özellikle soruşturma aşamasındaki bazı olaylardan yola çıkarak kişilerin suçluluğu kanıtlanmadan, ispatlanmadan daha soruşturma aşamasında sosyal medya yoluyla, sosyal medyadan konvansiyonel medyaya geçerek bir takım haberler yayılarak masumiyet karineleri de ihlal ediliyor. Lekelenmeme hakkı bir anayasal hak, bir insan hakkı. Dolayısıyla biz lekelenmeme hakkına önem veriyoruz. Bu konuda özellikle soruşturmaya yer olmadığına dair karar verme imkanını da hukuk sistemimize biz kazandırdık. Dolayısıyla 1,5 milyondan fazla kişi şu geçtiğimiz 6-7 yıl içerisinde yanlış ihbarlar nedeniyle soruşturma açılmaktan kurtuldu. Yani ortada bir delil yok. Sadece soyut bir ihbardan dolayı vatandaşlarımızın lekelenmemesini sağlamış olduk. O nedenle özellikle sizlerden, basın mensuplarımızdan, sosyal medyada paylaşımda bulunan vatandaşlarımızdan ya da haber sitelerinden istirhamımız özellikle soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesiyle ilgili haberlere de dikkat etmek gerekir. Bu bir anayasal hak ama tabii ki burada özellikle suçluluğu ispat edilmiş ve haber değeri taşıyan konularla ilgili olarak zaten yargının verdiği bir kesin hüküm varsa bu konuda zaten bir mahsur yok. Yargılamalar da aleni. Bunu ben Narin davası için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Burada özellikle Narin kızımızı hunharca katleden canilerle ilgili olarak hiç tereddüdü olmasın milletimizin. Milletimiz bu konuya çok üzüldü, hassas. Basın kuruluşlarımızın da başından beri bu konu üzerinde hassasiyetle durduklarını görüyoruz. Burada yargılama sürecini etkilemeye yönelik beyanlarda bulunmadan, haber değeri, haber sınırını aşmadan bunların verilmesinde bir mahsur görmüyoruz. Soruşturma gizliydi. Gizli soruşturma dava açıldığında, iddianame düzenlendiğinde tabii ki kamuya açılmış oldu. Yani yargılama aleni. Herkes yargılamayı takip ediyor. Görüntü almadan herkes orada konuşulanları öğreniyor ve öğrenme hakkı da vatandaşlarımızın yargılamaların aleni olması nedeniyle var. Bu konuda özellikle bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkileyecek yayınlardan kaçınarak özellikle orada görev yapan mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor ve tek tek orada
tereddüt edilen hususları sanıklara, tanıklara sorarak çelişkili durumları yakalamanın gayreti içerisinde bir maddi gerçeği ortaya çıkarıp orada kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Ben buradan mahkeme heyetine de teşekkür ediyoruz. Tüm milletimizin de o duruşmalardaki gayretli tutumları takdiri topladı. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah oradaki maddi gerçeği ortaya çıkararak narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve onlara Türk Ceza Kanunu'ndaki hak ettikleri cezayı da verecektir. Efendim, sabah saatlerinde de sıcak bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis gerekçesiyle gözaltına alındı. Yasa dışı bahisle ilgili gözaltına artık gelecek mi bu konu üzerine? Şimdi değerli arkadaşlar, bütün soruşturmaları, davaları böyle tek tek değerlendirmemiz çok uygun değil. O nedenle burada yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Yasa dışı bahis iddiasıyla ilgili. Bu soruşturma neticesinde gerçekleşen gözaltılar, soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer bir suç varsa ortada, kuvvetli suç şüphesi, onun da elbette ki gereği yapılır. Sayın Bakanım, kayyum tartışmaları vardı, ona ilişkin değerlendirme olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar, yani kayyum tartışması ile ilgili olarak maalesef bazı siyasilerimiz yanlış yorumlar yapıyorlar. Hatta burada özellikle yargı süreçleri devam eden davalar ve soruşturmalarla ilgili olarak da yargı mensuplarımıza, Cumhuriyet savcılarımıza yönelik haksız ve hadsiz eleştirilerde bulunuyorlar. Bunları kabul etmek mümkün değil. Burada özellikle şunu ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti suç işlenmesine müsamaha göstermez. Dolayısıyla hukuk devletinde tarafsız ve bağımsız yargı eğer bir kuvvetli suç şüphesi varsa elbette ki soruşturur. Bu adi suçlar bakımından da böyledir. Terör suçları bakımından da böyledir. Özellikle son günlerde tartışılan belediye başkanlarının görevden el çektirilip geçici olarak yerlerine görevlendirme yapılmasıyla ilgili husus, hakkında soruşturma yapılan ya da hakkında kovuşturma yapılan ya da hakkında hüküm verilen tüm bu yerel yöneticilerle ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı bizim hukuk sistemimizde belli. Anayasamızın 127. maddesi İçişleri Bakanlığı'na bir yetki veriyor. Eğer bir suç soruşturması söz konusu olursa, kovuşturma söz konusu olursa, bir suç işlenmesi söz konusu olursa o yerel yöneticinin, o belediye başkanının görevden geçici olarak uzaklaştırılabileceğine yönelik anayasamızda bir hüküm var. Ve bu hüküm doğrultusunda da belediye kanununun 45, 46 ve 47. maddelerinde bir düzenleme var. Burada 45. maddede yapılan düzenlemeyle hakkında terörle ilgili bir soruşturma açılan bir belediye başkanı varsa bu konuda İçişleri Bakanlığı soruşturma aşamasında geçici olarak görevden alabilir şeklinde bir yetki var. Bunu kanun bu yetkiyi vermiş ve hakkında soruşturma açılan ya da hakkında kovuşturması devam eden ya da hakkında temiz sürecinde de devam edebilir. Tüm bunlarla ilgili, dosya kapsamıyla ilgili, işlenen suçla ilgili değerlendirme yapacak olan bu anayasanın 127 ve belediye kanununun 45. maddesinden aldığı yetkiyle İçişleri Bakanlığı bu yetkisini kullanabilir. Kanundan kaynaklanan bir yetki. Şunu ifade edelim. Yerel yöneticiler, belediye başkanları milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak zorundalar. Milletten topladıkları parayı, merkezi hükümetten aldıkları kaynakları millete hizmet olarak akıtmak durumundalar. Onları millet kendilerine, belediyelerine, şehirlerine hizmet etsin diye seçiyor. Ama siz bu yetkiyi alıp kötüye kullanırsanız, eğer siz bu yetkiyi terör örgütlerine destek ya da onların propagandasına yönelik bir çaba içerisinde, fiil içerisinde kullanırsanız o zaman hukuk devletinde işte bu anayasanın 127, 45. maddelerinden kaynaklanan yetkiler kullanılır. Kimse de bu yetkileri İçişleri Bakanlığı niye kullandı diyemez. Çünkü o yetki kanundan, anayasadan kaynaklanıyor. Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma başladığında İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi var mı? Mevzuatımıza göre var. Dolayısıyla tamamen hukuk sistemimiz içerisinde
gerçekleşen bir durum söz konusu ve özellikle gerek belediye başkanlığı seçilmeden önce başlayan soruşturmalar var. Belediye başkanı seçildikten sonra da yine açılan soruşturmalar var, devam eden davalar var. Özellikle vatandaşlarımız şunu karıştırıyor. Ya bu kişi aday olurken Yüksek Seçim Kurulu bunun adaylığını nasıl kabul etti şeklindeki değerlendirmeyi sürekli tartışıyoruz. Televizyon programlarında da bu sürekli eleştiriliyor. Madem böyle bir durum vardı, o zaman Yüksek Seçim Kurulu adaylığını kabul etmeseydi şeklinde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken kesinleşmiş hüküm varsa zaten adaylığı kabul etmez. Ama devam eden bir soruşturma, devam eden hakkında bir dava varsa bu durumda Yüksek Seçim Kurulu sabıka kaydına bakar. Dolayısıyla o süreçte Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylığı reddetme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bu yetki geçici görevlendirme yetkisi, sonradan görevden alma ve yerine başka birini görevlendirme yetkisi tamamen başlayan soruşturmalar ve devam eden davalarla ilgilidir. Dolayısıyla kesinleşmiş bir hüküm olduğunda zaten başkanlık düşer, meclis seçer. Kesinleşen bir ceza nedeniyle eğer başkanlık düşüyorsa o zaman meclis üyeleri arasından seçilir. Ama burada kesinleşen bir yargı süreci yok. Soruşturma var, kovuşturma var, temyiz süreci var. Dolayısıyla bu bir başkanlığın düşmesi değil, geçici olarak görevden uzaklaştırmadır ve yerine de geçici görevlendirmedir. O nedenle bizim hukuk sistemimiz içerisinde söz konusu olan bir uygulama. Evet. Sayın Bakan, şu an İktay'a Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasıyla ilgili bir görüşme süreci yürütüldü ve bu sürecin olumlu sonuçlandığını iddia etti. Böyle bir süreç... Şimdi değerli arkadaşlar, terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye'nin terörden kurtulması ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsünü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada özellikle bir takım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil. Burada özellikle kişilerin, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da bizim zaten bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla Türkiye'yi 40 yıldır özellikle milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik, milletimizin huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız. Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik beraberliğimizi kuvvetlendirip iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye'yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz. Efendim izninizle ek olarak Sayın Bahçeli'nin... Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Çok kısa umut hastalığı ile ilgili böyle bir şey mümkün arkadaşlar, olabilir mi? Arkadaşlar bunlar tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulan hususlar. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Çok